Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube. Bugün değişik bir oyun oynayacağız. Frozenheim'a göz atacağız. İlk bakış yapacağız. Frozenheim bir Viking oyunu. Viking şehir kurma, yağma, keşif ve şehir savunma oyunu demek mümkün. Gerçek zamanlı strateji oyunu. Savaş var, keşif var, dediğim gibi tall play var, kaynak yönetimi var, işçi yönetimi, insan yönetimi var, varoğlu var. Öyleyse girelim içine. Gördüğünüz gibi oyunun arayüzü Türkçe. Oyunun görselleri şahane, gerçekten şahane. Öncelikle şunu duyurayım unutmadan. Bu oyun 20 Mayıs'tan itibaren erken erişimli bir şekilde Steam'e gelmiş olacak. Şu anda Steam'e girerseniz ancak istek listesini ekleyebilirsiniz ama istek listenize ekleyin bence, çünkü fiyatının da çıktığı gibi görmüş olursunuz malum. Ben de merak ediyorum, yurt dışında 16 dolarlık 17 dolarlık fiyatla çıkacak. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de benim tahminim çok yanlış da olabilir ama umarım öyle olmaz. Hani Türkçe arayüz falan da yaptıklarına göre bölgesel fiyatlandırma yapacaklardır diye umuyorum. Yani 40 lira 50 lira bandında bir oyun olabilir. Olursa da hak ediyor gibi duruyor. Ben bir saat oynayabildim bu yayına girmeden önce. Oynadığım kadarıyla göründüğünden de daha fazlası var oyunda. Şimdi gelin hep birlikte girelim içine. Neymiş ne değilmiş birlikte keşfedelim. Size hikaye moduyla başlayacağım. Hikaye modu dışında direkt yeni oyun diyerek bir şey yapma ihtimalimiz de var. Tabi bastığımda direkt gireceğini bilmiyordum. Şimdi çıkacağım bu menüden. Oyunun yüklenme hızları inanılmaz. Bakın Valhalla için diyor başladı. Yani Distant Kingdoms, bilmiyorum utanır mı? Şimdi birini överken diğerini yermek gibi olmasın ama hakikaten öyle be kardeşim. Yani neyse. Bir de şu oyundaki grafiklere bakın. Şimdi salty. Okey. Tek oyunculu mod. Hikaye modunu oynayacağız. Düşüş ve diriliş diye hikayeli segmente ayırmışlar. Düşüşle başlayacağız. Önce düşeceğiz, sonra çıkacağız. Her düşüşün bir çıkışı vardır. Her çıkışınsa bir inişi. Ataların salonu eşsiz yerleşim becerileri açar. Bu gibi hintler bize ipuçları veriyor. Yine başladı oyun. Valhalla için dedik. Hak edenlere irfan veren kutsal ağaç efsanesi halkımız arasında yayıldı. Kutsal ağaç. Sadece en iyi savaşçıların tanrılarla tanışabileceği ve onların cömert nimetlerini bu topraklara geri getirebileceği söylenir. Bu bayağı oyun içi görüntü arkadaşlar. Cutscene değil. Diriliş ekli değil mi şu an? Seçebiliyor muyuz? Hocam benim anladığım burayı bitirmeden seçemiyoruz. Ama seçili eklenemeye de bilir, eklenmiş olmaya da bilir. Çünkü oyun daha çıkmadı. Hani benim oynadığım versiyonu, sürümü beta test. Yani daha early access versiyonu bile olmayabilir. Gördüğünüz gibi oyun buna benziyor. Benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi. Şu donate barı birazcık daha küçültmem gerekiyor müsaadenizle. Çünkü oradaki arayüzü de görebilin istiyorum. Ya da şöyle koyacağız artık. Orada da bir şeyler var ama. Evet, oyun bayağı kullanıyor ekranı. Okey, böyle koyduk. Okey, şimdi. Benim hoşuma giden şey, biliyorsunuz ben End Zone A World Apart oyununu çok beğenmiş birisiyim. Dolayısıyla o oyundaki arayüz tasarımı bence çok güzeldi. Gerekli olan her türlü birimi burada görebiliyorduk. Bir çırpıda, bir bakışta görebiliyorduk. Burada da benzer bir şey yapmışlar. Boştaki işçiler vesaire, savaşçılar, et, mühimmat, şudur budur. Oyunda mevsim döngüsü var. Fantastik bir durum bu. Yani Crusader Kings gibi AAA bir oyunun dahi mevsim döngüsünü ücretsiz update ile getirdiğini düşünürsek bu oyunun direkt mevsimsel döngüyle çıkması şahane. Her mevsimin ayrı ayrı buffları, debuffları var. Onlara da bakacağız. Onları da göreceğiz. Şimdi bir grup askerimiz var. İsterseniz şöyle bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi oyunun optimizasyonu kaymak arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada FPS'im gözüküyor. Onu özellikle görünür kıldım. 100 FPS alıyoruz şu an. Yani yine Distant Kingdom, selam olsun sana. Peki. Bu arkadaşlarımız savaşçı, baltalı savaşçılar. Yürüyün dedik. Şimdi bize burada bir tutorial kısmı çıktı, bir ekran çıktı. Bunu sürükleyemiyoruz ama
savaşta neler yapılabileceğini anlatıyor. Ben bunları okudum. Yine de şöyle bir göz atalım. Keşif var. Keşif sırasında haritada çeşitli yapı ve düşmanlarla karşılaşabilirsiniz. Onlarla etkileşim içinde olmak ekstralar, kaynaklar ve görevler sağlayabilir diyor. Keza doğru. Siper. Oyunda stealth var arkadaşlar. Oldukça... Yani oldukça ilginç. Stealth mekaniği var. Çalıların arasına falan saklanabiliyor askerlerimiz. Siper özelliğini kullanabiliyorlar. İşçilerimiz var. İşçilerin kaynak yönetimini vesairesini yapabiliyoruz. Yiyecek. Gördüğünüz gibi yiyecek çeşitli kaynaklardan toplanabilir. Her yiyecek üretim binasının artıları ve eksileri vardır. Balıkçı kulübesi sadece deniz kıyısına yerleştirilebilir. Rüzgar değirmeninin üretimi üzerine kurulu olduğu alanın büyüklüğüne... Üretimi üzerine kurulu olduğu değirmenin... Rüzgar değirmeni kuruyorsanız o alan ne kadar büyükse o kadar fazla verim alıyorsunuz diyor. Özetle hani bahçenin gıda üretimi de zamanla artar diyor. Sonunda cümle kurabildim. Köylülerden bahsetmiş, evler inşa ederek ve mutluluk seviyesini yükselterek zamanla köylü sayısını artırabiliyoruz. Bu da yine bana biraz, ya pek çok muadili oyunda zaten bu tarz şey var ama son zamanlarda oynadığım yine End Zone, A World Apart'ı hatırlattı. Mutluluk seviyesini artırmak için sakinlerin ihtiyaçlarının karşılanması gerekir veya Druid yani... ne oluyor Druid? Druid... Kahin galiba, büyücü, kahin gibi, Fortune Teller tarzı. Peki. Ordu. Savaşçılar eğitim binasında orduya alınabilir. Onları eğitmek için yeterli miktarda köylü ve kaynak gereklidir. Onu göreceğiz. Ataların salonu. Bu benim ilgimi çekti. Ataların salonu seçilen klanla ilgili yeni teknolojilerini icat etmene izin verir. Her klan farklı araştırma dallarını destekleyen ekstralar açar. Ataların salonu yeni teknolojileri açacak şekilde yükseltilebilir. Teknoloji sayısı maksimum seviyeye ulaştıktan sonra... Sınırlı sayıda teknolojinin bulunduğu ikincil bir klan seçilebilir diyor. Yani birden fazla klan yönetiminden bahsediyor burada bize. Ki az sonra yine muvaffak olacağız buna da. Tapınak. Tapınaksa lütuflar açmak için haritanın her tarafına dağılmış olarak bulunan rün taşlarını kontrol altına alman gerekir. Lütuflar küresel etkilere sahiptir ve tüm oyuncular için geçerlidir. Tüm oyuncular vurgusu önemli. Neden derseniz bu oyun multiplayer oynanabilen bir oyun. Ve galiba çıktığı gibi multiplayer oynanabiliyor olacak. Benim anladığım o. Çok net bir şey söylenmese de. Kaynak toplama. Kaynaklar toplama sancağı çevresindeki alanda toplanabilir. Bina panelindeki düğmeyi kullanarak... okey. Yani bu çeper içerisindeki, radius içerisindeki yerlerden kaynak toplayabileceğiz. Şimdi bakalım. Kontrollere bakıyoruz. WASD işliyor. Seviyorum. Bu tip oyunlarda, haritalı oyunlarda WASD kullanıyorum sık sık. Mouse'u boşa çıkarmak için. Bir ultisi var gördüğünüz gibi. Bu ultisi yani özel vuruşu, özel gücü bizim askeri birimimizin. Öfke gücü var. Gücü ve hızı arttırır ama savunmayı azaltır diyor. Debuff'ı da var. Tarafsız olarak duruyorlar şu anda fakat buna ilaveten defansif bir pozisyona geçebiliyorlar. Ya da saldırgan olabiliyor askerlerimiz. Biz şu anda tarafsız vaziyette ilerliyoruz. Oyunda keşif neden önemli? Çünkü bu oyunda o az önce bahsettiğim lütufları açmamız lazım. Saldıralım bu kurtlara. Yani. İnanılmaz. Görsel olarak benim çok hoşuma gitti tarzım. Gidelim. Satışa... Evet, henüz satışta değil. Onu tekrar belirteyim aklıma gelmişken. Şimdi yine keşiften bahsediyor. Az önce baktığımız şeye de... Şimdi haritada çeşitli yapılar diyor. Bakalım burada bir gözcü kulesi var. Gözcü kulesi varsa burada muhtemelen askerler de vardır. Bakın görüyorsunuz bir dolma süresini bekliyoruz. Yani bu gözcü kulesinin sanırım bize faydası harita açacak. Aynen öyle oldu. Düşman ordusu göründü. Nerede? Burada kamp yapıyorlar. Bunlarda 5 asker var anladığım kadarıyla. Peki biz onların üstüne gidersek ne olur? Bence çok iyi olmaz. Bize ne diyor görev olarak? Yerleşimine geri dönüş yolunu bul diyor. Yani bizim aslında şu anda oynattığımız karakterler öyle ya da böyle bir şekilde yerleşimlerinden uzaklaşmış olan bir asker grubu. Öyleyse gidelim. Yani bunlara görünmeden gitmemize olanak tanıması güzel. Siper'den bahsetmiş. Hatta diyor ki stealth yapmak burada en mantıklı olan şeydir diyor olsa gerek. Çünkü böyle gideceğiz. Oyunda Q ve E tuşları dönmemizi sağlıyor. Bence çok önemli bunlar. Yani herhangi bir oyunda özellikle ben yayında
yüzlerce saat geçiriyorsam buna önem veriyorum. Buraya doğru geleceğiz. Haritada burası. Evet. Almost. Çok güzel görselleri. Yani şu sanat stili benim çok hoşuma gitti. Harita açtık. Odin'e bizi koruduğu için şükürler olsun. Sonunda evdeyiz. Bu ses oyundan gelmiyor arkadaşlar. Ben yaptım. Okey, şimdi bize az önce baktığımız bütün tutorial şeylerini anlatıyor. Demin ben onların hepsini okuduğum için gerek yok. Şimdi köyümüz burası, Town Hall. Arkadaşlar binanın tasarımına bakın Allah aşkına, ben çok tav oldum bunu görünce. Yani adamlar özene bezene yapmamış mı? Ortadaki kart bile birçok Total War oyunundan tatlı durmuş değil mi? Şu, aynen. Total War'daki oyuncuların, karakterlerin suratlarının modellemesinin hala çağ dışı olmasını aklım almıyor. Peki, Kont'un evi burası. Öyleyse, ne diyor? İşçi diyor. Boşta 14 tane işçi var. Hoş geldin Endzone World Apart öyleyse. Verelim, 5 tane işçi Kont'un evinde konaklamak zorunda. Peki, onların işi bu. Evet, çoğu kartun tarzı oluyor. Kolaya kaçmamışlar, gerçekçi grafik kovalamışlar. Ve kendine has bir grafiği var hakikaten. Peki. Oyun burada elimizi bıraktı diyor ki oduncu kulübesi inşa et. Derhal yapalım. Geldik. Bir kere arayüz tasarımı şahane. Bunu söylemem lazım. Kesinlikle böyle common asset bir şey kullanmamışlar. Bedava bir şey kullanmamışlar gibi duruyor. Güzel özene bezene yapmışlar. Gayet yerinde. Ve anında buluyorsunuz aradığınız şeyi. Bu oyunlarda bulunmaz Hint kumaşı. Bulunmaz bir nimet maalesef. Buraya bir kulübe açalım. Oduncu kulübesi olsun. Okey. Oyunun kendiliğinden bunu uyarayım. Çünkü pek çoğunuz Crusader Kings oynayan veya Paradox oyunları oynayan arkadaşlarımsınız. Space'e basınca oyun duruyor. Fakat oyunda artı ya da eksi tuşlarına bastığınızda hızı artırıp düşürme olayı yok. Onu tuşlardan konfigüre edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani böyle bu ne ya, kanser oldum deyip geçmeyin. Okey. Şimdi oyun bana direkt iki tane izci verdi. İki izciden oluşan bir grup verdi. Şimdi size daha güzel bir şey göstereyim mi arkadaşlar? Bu izci arkadaşlarımızın bir ultisi var. O da kartalları var. Kartalı seçiyoruz. Diyoruz ki git ve şuraları araştır. Kartal bize harita açıyor. Gördüğünüz gibi. Merhaba Assassin's Creed serisi. Yani bizzat ordularımızın gitmesine gerek yok. Acaba multide aynı köyü mü, ayrı köyü mü kontrol ediyoruz? Ayrı zannedersem. Burada da köyümüzü kurduktan sonra yağmacılara karşı korumamız gerekecek. Bu arada balıkçı kulübesi iki tane inşaatçının, yani iki tane köylünün çalışması lazımmış. Hemen iş gücümüzü oraya kanalize edelim. Oduncu kulübesi bitmek üzere. Bu arkadaşlarımız biraz keşfetsinler. Şuraya doğru gitsinler. Oduncu kulübesi inşa edildi. Artı 15 odun aldık. Güzel. Bakın fırtına diyor. Yani fırtına sıkıntılı bir durum. Çünkü başımıza işler gelebilir malumunuz. Şimşek ve yıldırım düşmesi gibi şeyler. Bunlar varmış oyunda. Ben deneyimleyerek yaşadım. Benfica ve Beşiktaş mı? Anlamadım. Balıkçı kulübesi. Şimdi bir tane inşa edil... Bu zaten vardı. Biz bir tane de kendimiz inşa edeceğiz. Oyunun ilk görevlerinden. Şuraya yanına bir tane açalım. Bunun dışında bir kuyu. Bakın kuyuya gelince diyor ki binaların tutuşmasını engeller ve yangını söndürür. Öyleyse. Beşiktaş. Kartal diye. Okey şimdi anladım. Geç düştü jeton. Okey. Buraya bir kuyu açalım. Multisine dair, oyuna dair dediğim gibi çok bir bilgim yok şu anda. Çünkü oyun henüz satışta dahi değil.
Ama 20'sinden itibaren muhtemelen bir de yol haritası yayınlarlar. Oradan görürüz. Şimdi binalara şöyle bir tek tek bakalım. Av. Avcı kulübesi. Yiyecek ve hayvan derileri üreten avcılar almana izin verir. Okey. Ambar vesaire. Toplayıcı loncası. Kaynak yataklarından limonit ve taş toplamana izin verir. Ne oldu? Balıkçı kulübesi inşa edildi. Yiyecek üretmeye başlamak için. Okey. Köylüleri görevlendirelim. Verdik. 2 tane köylümüzü buraya verdik. Ne oldu? Geriye 2 tane boşta işçi mi kaldı? Peki. Peki bu 2 tane boşta işçinin sayısını arttırmak için oyun ne demişti? Ne yapmamız gerekiyor demişti. Wow! Sly Cunning 20 lira yollamış. Oyun güzelmiş ama Rocky the Good Boy oynayınca daha da belli ediyor kendini demiş. Çok teşekkür ederim Sly Cunning Fuat'cığım. Çok teşekkürler güzel katkın için. GG Chat! Çok teşekkürler. Çok makbule geçti. Eyvallah. Çok teşekkürler Good Boy annesi. Bugün beni utandırıyorsunuz. Yani pozitif manada. Utandırıyorsunuz garip bir laf oldu. Kabul ediyorum. Teşekkür babında dedim. Neyse ya açıklayıp durmayayım ben. Okey. Ev dikeceğiz ev. Bunu buraya koyduk mu? Bir tane evi buraya dikelim. Ekrandaki kristallenmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar çok ufak detaylar ama ben tavım. Ben bu tip şeyleri seviyorum zaten. Bu ince dokunuşları seviyorum. Şimdi şahinimizi yolladık. Şahin diyorum. Kartalımızı yolladık. Bu arkadaşlarımızı da şöyle şuralara doğru yollayalım. Gidip bir bakınsınlar. Teknoloji var. Ben daha henüz hiç teknoloji ağacı kısmına gelmedim ama var. Su kuyusu. Su kuyusuna hemen çalışacak bir kişiyi koyuyorum şu an için. Birden fazla koymuyorum. Biraz çünkü popülasyonumuzun artması lazım. Okey. Bir evimiz var. Çok şükür. Bize eksi veriyor. Neden? Hava çok soğuk. Mantıklı. Bu askerlerimiz biraz yaralı gibiler. Evet. Gördüğünüz gibi asker birliğinin üzerine geldiğimizde güçlerini görebiliyoruz. Zannedersem dövüştükçe XP kazanıp oralarda ileri doğru gidiyorlar. Yani eğer böyle olursa hakikaten tadından yenmez. Yani bir askeri birlikle hakikaten bağ kurabilirsiniz oyunda. Eğer bu varsa bilmiyorum. Göreceğiz. Şu an sesli düşünüyorum. Abi ya şey olacak. Multi oynadığımız adamla kapışacağız işte gelişip falan. İşte onunla ittifak olup oyun böyle yapay kabileler falan olur gibime geliyor. Muhtemelen öyle olacak zaten Serdar'cığım. Şeye baktım ben. Kendi anlattıkları muhabbete baktım okey. Kendi anlattıkları kısmına baktım multiplayer'ın diyor ki. Şey yapın diyor. Ya bir kale gibi bir şey kuruyorsun. Köyünüzü kurun, yerleşiminizi kurun ve sonra onu koruyun diyor. Yani onu korumak için uğraşacağız. Yağmacılar gelecek veya başka oyuncular gelecek. Hatta diyor ki müttefiklikler kurun, ittifaklar kurun ya da diğer oyunculara karşı savaşın diyor. Yani anlayacağın üzere dediğine işaret ediyor. Eğitim alanı inşa et diyor bize. Peki. Bir eğitim alanı. Eğitim alanı dediği buydu arkadaşlar. Askeri birlikler. Buraya dikmiyorum binayı. Çünkü oraya dikersem bu taş ocaklarını kullanamayız. Burası daha ideal gibi durdu bana. Gördüğünüz gibi yollar oluştu. İnsanlar gidip geliyor. Size şimdi hayvan gibi iyi bir şey göstereyim mi? Arkadaşlar şu zemindeki texture'ın kalitesine bakar mısınız ya? Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Yani çok acayip. Bu oyun nasıl bu kadar radarlardan kaçtı? Aklım almıyor gerçekten. Helal olsun ama. Yani ellerinde bir şey yokken bütün paralarını pazarlamaya yatırıp dandik dandik şeylerle ortaya çıkmak yerine ne paramız varsa ürüne yatıralım, elimizdeki işe yatıralım. Zaten iyi iş layığını bulur kafasında gitmişler. Ben bu oyunu e-sporcusu olmak istiyorum. Öyle diyeyim. Abartıyorum. E-sporluk bir durumu yok zaten oyunun da. İşte anlayın ne kadar beğendiğimi. Mevsim değişti bak aynen. Mevsimsel döngüler var.
Şimdi ben şu kaşiflerime bakacağım, izcilerime bakacağım. Bu şahinimizi bir daha bir uçuralım. Şuralara bir gitsin. Siz de o sırada buralarda yürüyün arkadaşlar. Ne oldu? Eğitim binasında yeni savaşçılar eğitilebilir. Güzel. Peki. Geldik eğitim binasına. Ne diyor? İzci çıkartabilirsin diyor. Benim hali hazırda izcilerim var, istemiyorum. Düşman ordusu gözüktü diyor. Nerede? Ben göremiyorum. Acaba Şahin mi gördü? Şahin diyorum hala ya kartala. Ha, buraya gidin. Burada bir yerleşim var. Gidin bakalım. Oo, burada. Bu ne? Kurt galiba. Parın yüksekliği bir insan boyu neredeyse. Değil mi? Evet, burada bir soru işareti çıktı. Endişeli köylüler. Köyümüz ormanda saklanan haydutlar tarafından baskına uğradı. Lütfen onlardan kurtulmamıza yardım et. Seni fazlasıyla ödüllendireceğiz. Elimizden geleni yapacağız diyelim. Peki. Bakın, görev aldık. Oyunda quest design var. Yani quest mantığı var. Peki. Kartalımız... Niye Şahin deyip duruyorum ya? Buraya gitsin biraz daha. Muhtemelen oraya kadar uzağa gidemiyor ama bir yere kadar açıyor haritayı bize. Bakalım, hatta bu sefer takipçisi olalım sürecin. Evet. Buraya kadar geldi. Okey. Şöyle bir açtı. Bakın, burada bir şeyler var. Siz arkadaşlar buraya bir gitsenize. Loot olabilir orada. Savaşçılarımız bu şekilde bekliyorlar. Benim nüfusum 5'e çıkmış. Hazır 5'e çıkmışken oyun bana ne diyor? Al baltacı diyor. Baltacı almamı istiyor. Bakalım baltacı. Çıkartalım o zaman. Bir baltacı birimi yetişsin. Peki bu arkadaşlar buraya gittiklerinde acaba iyileşiyorlar mı? Bilmiyorum. Çoğu oyunun yaptığı gibi oyunu ırklara ayırmayıp farklı bir konsept denemişler. Şehir geliştirme, düşmanlar, farklı şeyler ve oyun early de, helal olsun. Çok acayip hocam. Yani ben Northgard oyununu biraz oynadım. Benim oynayacağım tarzda bir oyun değildi. Çok basit gelmişti bana bazı yönlerden. Kendine has bir üslubu var vesaire, o yönlerden güzel, sevimli. Ama biraz mobil oyun şeyi almıştım Northgard'dan. Bu oyunun bu kadar gerçekçi ve kendini ciddiye alan bir oyun olması beni etkiledi. Ordu güçleniyor. Okey. Bir görevi daha yaptık. Kont Erland'ın yerleşimine git dediği şey buraya gitmek bu arada. Ona daha var. Bu arada düşmanlar burada. Peki. Bunun yerini de tam olarak çıkartmış olduk. Bu az önce bulduğumuz zaten gözetleme kulesiydi. Peki. Burada mıydı? Evet. Adamlarımız burada. Buradan bir loot aldık zannedersem. Ben yine kartalı yollayayım. Bir bakınsın. O sırada da yerleşimimize gidelim. Bir diğer görev neyse onu yapalım. Köylerin tarlasına baskın yapan. Okey, artık savaş diyor oyun bize. Peki. Ben o sırada yine de ama bir tane ev inşa etmek istiyorum. Şavyon 50 lira başlamış. Bağışlamış ne? Pamuk eller cebe diyor, yatırım tavsiyesi değildir diyor. Şavyon çok teşekkürler. GG chat. Bilgi adam. YTD. Çok teşekkürler. Bayağı herhalde alıyoruz ha kamerayı bu gece. Eyvallah. Çok sağ olun arkadaşlar. Okey. Ben ev dikecektim. Yol yapmak yok oyunda. Oyunun en büyük eksikliği bir Türk olarak yol yapmak yok. Arkadaşlar makara yapıyorum sevgili YouTube'daki arkadaşlar. Ne diyor lan bu herif demeyin. Biliyorsunuz malum... Yol yapmak ataspor olduğu için son 21 yıllık iktidarda, o yüzden ona bir hiciv bu. Sabaha kadar buradayık.
10 gün sonra bence elimizde kamera. Daha yakışıklı görüneceksen ben okeyim. Okey. Okey, görüneceğim, söz. Teşekkür ederim. Yapacağız bir şeyler. Yol yapmak yok. Aslında kameraya gerek yok. Adam biraz... Estağfurullah hocam ya. Utandırıyorsunuz. Ekibi doldur. Eksik birlikleri... Okey. Birleştiriyoruz birlikleri. Ha. Manpower'dan gitti. Oğlum yerim ben bu oyunu. Ha, hiç yok ya. Hiç yok yani diğer oyunlarda. Gerçekten yok. Okey. İzci. Peki biraz daha asker kasıp. Yani köylü kasıp. Şey yapsak mı? Okçu birliği de çıkarsak mı? Bence çıkartalım. Ne istiyor okçu birliğinde? 5 tane köylü istiyor. E bizde 2 tane köylü var zaten. Bu evlerdeki durum ne? Mutluluk seviyesi artıyor. Neden? Çünkü su kuyusuna yakın. Güzel. Peki civar bonusu komşu evlerin miktarına bağlıdır. Ha. İnanç, tapınak diyor. Peki bir druid inşa etmemiz yok mu? Var gibi. Şimdi buraya... Yani böyle çok çapraşık bir yerleşim ama bence önemli bu. Bunu yapmalıyız. Çarpık kentleştik ama olsun. Burada ağaç mı kalmamış? Öyleyse buraya taşısak olmaz mı? Her şey klik klik oluyor oyunda. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu durum. Böyle bir şeyi menüde bulmak için 98 saat harcamanıza gerek yok. Tak çalıştır. Süper. Oyun bana bir oyun hatırlatıyor diyordum. Buldum Northgard. Çok yüzeysel, aynen Flint. Northgard'ı bizim sağ olsun SGA yine hediye etmişti. Öyle oynama şansım oldu. Bana çok casual geldi ya da bilmiyorum. Ya casual da değil. E-spor oyunu gibi böyle çok meta oynaman lazım falan. Tall play yok. Olduğun yerde gelişman öyle şeyler. Varsa da ben beceremedim. Bilmiyorum. Şey bir oyundu. Bu çok ciddi bir oyun. Öyle gözüküyor. Biliyor musun oğlum Druid'in ne olduğunu? Okey. Burada Druid binası var. Çalışan yok diyor. Artık var. Hop. Sağlık. Bir Druid kulübesinin yakınlığına olan uzaklık. Kamera GG şimdi geliyor arkadaşlar. Okay. Evet bakalım. Olmuş mu? Oldu herhalde. Müzik çok iyi değil mi ya? Tipik ırk sikilmiş oradan yürü klasikleşti. Yeni şeyler iyidir. Çok beğendim. Değil mi hocam? Aynen öyle. Ya o beni de çok bayıyor o sistem. O sistem 2006'da falan çok keyifliydi. Orada kaldı. Şu kristallenme animasyonu beni çok hype'lıyor. İşte mutlu ediyor. Oraya gitsin kartal. Düşman ordusu göründü. Okey, burada da bulduk. Evet, bu oyun 40-50 civarı çıkarsa alınır. 60'a kadar da yolu var bence. Ama onun daha yukarısına da çıkacağını sanmıyorum. Bu oyun pek çok ben oyunum diyen oyuna nazaran kıyaslarsak, onlara göre kıyaslarsak diyorum. Belki 100 lira bandında bile bilmiyorum ne vaat ettiğini. Belki çok şey vaat ediyorsa sonraki safhaları için, late game için, end game için vesaire. Belki öyle bir şey de olabilir ama early access'teyken etmez tabii ki. Ve bunu sadece, unutmayın, bunu sadece diğer oyunların fiyatlarına göre söylüyorum. Yani 100 lira bence çok fazla.
Haritalar sabit mi, random mı acaba? Bilmiyorum. Ben mesela şu anda ikinci kez aynı haritada oynuyorum. Çünkü bu şey, oyunun hani başlangıcı olduğu için hikaye kısmı. Hikayede zaten muhtemelen hep aynıdır şey, harita. Buraya da bir ev yapalım. Ve yani böyle gridler halinde değil de kafamıza göre yerleştirebilmemiz de çok iyi. Ne öyle oyunlar gördük. Şuna baksana, akıyor, bir gram donmadı. Değil mi? Hocam dur. Konuşma şimdi. Demenle böyle çöküyor değil mi? Mavi ekran alıyorum. Yok yok. Yapmaz öyle şey bu oyun. Peki. Şu 5'e çıkartsak da bir an önce asker bassak. Haritada bizim gibi büyük düşman köyü var mı, yoksa sadece çadırda yatan delikanlılar mı var? Göreceğiz. Birazdan göreceğiz. Bakın, bir de böyle bir güzelliği var bu oyunun. Ben bunu daha önce yayın öncesinde oynadığımda da gördüm. Görüyorsunuz değil mi? Ağaçlar çıktı yeniden. Hani ağaç ek gibi bir şeye gerek yok. Doğa zaten devri daim bunu yapıyor. Yani. Bir süre orayı şey yapmadığınız, sömürmediğiniz sürece orada ağaçlar çıkıyor. Askerlerin cambarı şöyle oldu. Burada 3 asker vardı. Bu butona basınca ekibi doldur diyorsun ve senin manpower'ından oraya asker eğitip yolluyor. Demin onu övdüm bayağı. Bayağı güzel. Ve abi şu tasarımları falan çok hoş ya. Yani aynı insan olabilirsiniz hepiniz ama helal olsun size. Çiçekler, böcekler, doğa. Bir de bu kadar çayır çimen, böyle rüzgar esiyor, sallanıyor falan, bana mısın demiyor oyun. Üstteki 320 nüfus olayı, onu anlamadım ben. O ne? Ekip sınırı diyor. Ekip sınırından benim anladığım, ben de emin değilim, o kadar oynamadım henüz. Ama zannedersem şey, bu ya asker birliği sayımız ya da yerleşim birimi sayımız. Onu da göreceğiz. Karda yürütebilir misiniz? Askerleri mi? Kış geldiğinde yürütelim bakalım. Şimdi artık 8 oldu. Öyleyse okçular gelsin. Okçu birliğimizi de alalım. Gidip yara yıka içinden geçelim ortalığı. Şimdi benim demirim kalmadı. Çelik lazım diyor hatta. Demir ocağı tarafından limonit ve tahta kullanılarak elde edilir. Peki. Öyleyse. Bakalım. Avcı kulübesi. Et var mı? Var. Balık zaten geliyor. Oradan halloluyor. Üretim binalarından kaynaklar. Toplar toplayıcı loncası. Limonit ve taş toplamana izin verir. Ha. Mesela buradan. Değil mi? Güzel. İki asker birliği bir tane... 4 oldu. Aynen öyle. Hocam aynen öyle. Çünkü şimdi okçular da geldi. Okçularla birlikte 4 olduğuna göre askeri birlik limiti. Okey. Ekip sınırından kastı buymuş. Kışın sefere çıkmayız, uğraşan bir şey olurdu. Bence güzel bir mekanik olabilirdi. Bilmiyorum. Yani bunlar Viking olduğu için bunlar kışı bekleyebilirler saldırmak adına. Bunlar da biliyorsun ters işliyor olay. İyi şey verdin hocam, fikir verdin bu arada. O benim aklıma gelmedi. Şu bunun anlamının ne olduğu. Bu arada Sly Cunning, belki öyle bir şey vardır ya. Çünkü mevsimsel buff ve debufflardan bahsetti oyun. Ama bunların derinliğine girmedi. Göreceğiz. Biz bu adamları da çıkarttıysak ufaktan yol alalım. Mesela şu adamlara bir akın edelim.
Şuraya madenciler getirelim. Toplayıcı loncası. Giysiler için tabakhane lazım. Mesela henüz teknoloji ağacını görmedik. Oyunda var olduğunu biliyorum. Ha bak mesela yerleşimde teknolojik gelişmeler açmak için ataların salonu inşa et diyor. YouTube'ları açmak için tapınak inşa et diyor. Peki bunlar var mı bende? Kuyu bir tane açtık zaten. Demir ocağı diyor. 5 tane taş çıkarırsak okey. Mesela tabakhane için avcı kulübesi istiyor. Şurada savaş var. Saldırın abi. Aynen. Buff'lı vurun. Güzel. Hallettik herifleri. Yalnız bizim okçular beni de mi vurdular? Bilemiyorum. Okey, burada ne var? Loot. Okey. Bu zaten baktığımız kuleydi değil mi? İlk geldiğimiz yer. Gerek yok. As you wish. Okey. Peki burada bakabileceğimiz başka düşman var mıydı? Şöyle gelsinler. Oraya öyle direkt gidemiyorlar. On my way. Bu başladığımız yerde zaten. Şuradan gideceğiz. Hepsini göndermemize gerek var mıydı? Yoktu. Yani bol bol basmışken yollayalım diye yolladım. Buna şimdi dalın. Bu ne kurtmuş zaten. Okay. On my way. Sarı nokta görev evet. Şimdi buraya geldik. Ne diyor? Yakında ormanda gizlenmiş haydutlar var. Orasının güvenliğini sağlayana kadar geçmene izin vermeyeceğiz. Peki. Okey. Az önceki şeyle aynı herhalde görev. Bu izci arkadaşlar nerede? Bunlar da burada. Peki siz şu kartalı. Ne Şahin diyorum hayvana. Bunu yollayacağımız başka bir yerde yok herhalde. Mesela buraya yollasak. O fırtına mı yaklaşıyor? Düşman ordusu göründü. Nerede? Burada. Evet. Dur. Bunu mu kastediyorlardı acaba? Siz buraya gelseniz. Değil mi? Base savunmasız kaldı bir tık. Yani ilk başındayız diye çok şey yapmadım da. Evet, öyle bir sürpriz yaparsa oyun canımızı yakabilir. Haklısın. Özel güçler ne kadar işe yarıyor bakalım. Şimdi mesela bu adamlara dedik ki ultinizi kullanın. Bu adamlara da dedik ultinizi kullanın. Bunlara da dedik ultinizi kullanın. Hepiniz birden gidin şuraya dalın. Hepsi özel gücünü kullanıyor. Kill them all. Catch him. Kill him. I can't die yet. For glory. Hadi. Adamlar yalnız 5'ti. İyi hallettik. Okey. Oo, güzel loot aldık. Güzel ödül aldık görevi yaptığımız için.
Kalite sürekli düşüyor mu? All right. Şimdi burada loot var. Bakalım. Biraz kör dövüşü gibi animasyon eksiği var sanki. Yani bilmiyorum ki. Ne beklediğimize göre değişir tabi. Bu kalite şey zannedersem bitrate ile ilgili ya. Abi Uşak. Bir göz atacağım ona bir saniye. Değişiklik olursa bana haber ver. Tabii bunu şu anda yapamıyorum. Bir sonraki yayında bana bir geri dönüş yaparsın. Nasıl olduğuna dair. Düzelme var mı yok mu? Şimdi bu arkadaşlarımızı şuraya yollayalım. Eksiklerini gidersinler. Giderebiliyorlarsa eğer. Orayı aslında açtık, görevi açtık ama ben o sırada biraz kamerayı kapatayım, bir sigara içeyim. Oynamaya devam edelim. Oyundaki animasyon eksikliği muhtemelen şirketin çok büyük olmamasıyla ilgilidir Yalvero. Çünkü ama ben o kadar büyük bir şey görmedim. Eksiklik görmedim. Yani Mount & Blade'de falan bundan çok farklı değil durum. O çok fecaat gerçi. Yine Mount & Blade yergisine başlatmayın beni. Her fırsatta oraya gidiyor konu. Şu an şu ara bir de anormal bir şekilde revaçta olduğu için oyun. Bannerlord 2. Çok şey. Yok yok, anladım seni Yalvero. Haklısın da evet, daha şey olabilir. Daha güzel olabilirdi. Daha çeşitli olabilirdi animasyonu. O ekibi doldurmak için yeterli askerin yok diyor. Anladım. Yangın mı var? Nasıl yani? Ha, kuyuda bir kişi daha çalışsın. Kuyudan su götürerek mi söndürüyorsunuz yangını? Nasıl yapıyorsunuz? Öyle olsa gerek diye düşünüyorum. Yıldırım düşmüş herhalde. Aa, söndü yangın. Chat GG. İlk yangınımızı söndürdük. Uğurcan, yazdıkların şey olarak çıkıyor. Yazı olarak çıkıyor. Rakite GG 10G. Rakite 10GG. Abi neden sen bizim milli oyunumuza? Yerli ve milli oyunumuz değil mi? Tale Wars. Demek ki diyorsun. İşte o an. Abi bunu böyle koyacağız mecbur. Böyle. Oyunun bir parçası bu. Trenler. Bannerlord çöp abi ya. 9 yıl bekledik. Yeni map. Aynı oynanış, azıcık grafik. Birisi Bannerlord dediği zaman tüylerim diken diken oluyor. Benim de vallahi ya. Ne yalan söyleyeyim, benim de bu. Warband daha iyidir muhtemelen, doğrudur. Warband en azından yaşını biliyoruz oyunun. Yani çıktığı zamana göre kabul edilebilir çoğu şeyi. Yani, müzikler çok otantik.
Evet, Bannerlord'da hareketler, yani kodlarla mı oynatıyorlar onları, ne yapıyorlar bilmiyorum yani. Hepsi öyle oluyor da hani animasyonla kaydedilmemiş gibi hakikaten. Hiçbir şekilde animatif gözükmüyor. Esnek, reel bir şey yok. Akıcılık yok. O da görsel olarak yoruyor. Benim bu izcilerim nerede? Buradalar. Biz bu izcileri buraya yollayalım o zaman ha? Buraya mıydı? Buradan mı gidiyorduk? Evet. Haritanın yukarı aşağı mevhumu çok karışık geliyor bana. Ben navigasyonu zayıf bir insan olduğum için anlayamıyorum tersine hareketi. Sekiz ay sonra tekrar yükledim. Aa, bu değişmiş dediğim bir tane şey bulamadım. Selam olsun Tailworld. Tailsworld muydu? Neyse işte o şirket. Siz giremiyorsunuz mu buraya? Ha, kapılar açık. Okey. O zaman biz kartalı yollayalım önden. Şimdi benim ev yapmam lazım. Burada bu oyundaki ata sporumuz arkadaşlar Toki. Konut yapacağız. Yalnız bu kadar berbat bir yerleşim de yani. Bari bir alan bırakalım evlere. Halka çekilişle verelim evleri. Mantıklı. Oy pusulasını gösterene çekilişe katılma hakkı tanıyalım. Hiçbir etkisi yokmuş bu mevsimin. Okey. Çarpıklaşmış çarpık Viking yerleşimi. Yani. Bir Stockholm bir günde kurulmadı. Bir de o var. Hah. Ekibi doldur. Doldur abi. Aynen. Hop, hepsi birden doluyor. Ne güzel. Helal lan size. Bunların hepsini götürmeyeceğim. Ben burada en azından bir şey bırakmak istiyorum. Bir iki arkadaşı alsak. Yani şununla. Gelseniz böyle. Bunları alsak. Sonrasında burada da yerleşim arttıkça. Yangın mı var yine? Oğlum, kim sabote ediyor bizi? Heh. Dök suyu. Dökmüyorsun. Olsun. Lagertalar görüyorsunuz. İşlerini yapıyorlar. Vikinglerde şehir planlama... biliyorsun Kopenhag kurulduğu günden beridir aynı. Hala böyle evlerde yaşıyorlar. Bu arada hakikaten muhtemelen vardır ha. O zamanlardan kalan hala böyle ahşap ev bile vardır. Bir de ev bile vardır. Bir de bildiğim kadarıyla çok tektonik bir bölge değil orası. Ben gitmek durumunda kalmıştım. Oyun şimdiye kadar nasıl yorum yapabilecek olsak nasıl... çok övdüm. Ben çok beğendim. Bayağı beğendim. Öyle böyle beğenmedim. Optimizasyonuna hayran kaldım. Görsellerine hayran kaldım. Bulutların şu dünya üzerindeki böyle ufak gölgesinden tut. Doğanın cıbıl cıbıl olmasına, mevsim geçişlerine. Çok güzel gözüküyor. Görsel olarak bir kere. Farklı bir oyun. Kendine has bir tarzı var. Çok güzel. Pozitif. All right.
Bunun dışında şu ana kadar oynanıştan bir hayli keyif alıyorum. Hikaye oynuyoruz şu anda. GK Game of Thrones modu ertelenecek gibi hissettim, bir açıklama yapmıyorlar. Olabilir ya Efe. Söz konusu Paradox ve onun evreni olduğu zaman modlar bile epey geciktiriyor yani. Ekibi doldur mu? Ha. Neyle doldurdum acaba? Bunlar tam değil miydi? Bu ne? Bir saniye. Bunlar level mi atlıyor ya böyle? Bakın etrafında sarı bir halka var. Buraya kadar gelmiş. Ha. Genç. Peki bu birime bunu da doldur diyebiliyoruz. Doldurduk. Ne oldu acaba? Gücü mü fullendi? Biz de göçebe çadırında yaşasak daha sayılası olurdu. Gibi. Medere'yi Arthur Morgan aradı, beni üzeren ayık olsun çok övmesin dedi. Onun yeri ayrı. Arthur Morgan. Arthur Morgan adamdır. Gerçekten öyledir. Muhtemelen İbo'cum aynen. Öyle bir şey olabilir. Bir de şu üzerine geldiğimizde birliklerin, burada gördüğümüz bu baltacının gücü, aynen sağlığı, kılıcı gibi şeyleri var. Mesela bunu bir daha arttırdık. Ne oldu şimdi? Görsel olarak pek bir şey fark etmiyor ama eksik birlikleri... Ya şimdi ben bir tane birlik kaybettim ya, acaba o mu geliyor ufaktan, çıtırdan? Benim izcilerim nerede? Buradalar mı? Evet. Kıvrık Vadi'den devam edecekler. Şuraya doğru yollayalım biz kartalı yine. Kartal mekaniğini çok sevdim. Bir lütuf mütuf bir şey bulsak ya ya. Aha, köprü var. Hoş geldin Baldur's Gate. Bu bana Divinity şeyleri verdi. Hisleri verdi. Çok severim kendisini. Pont Erland'ın yerleşimine ufak ama emin adımlarla ilerliyoruz. Burada o ağaçlar falan devrildiğine göre burada oduncu var. Geldik. Yeni yerleşime geldik. Pont Erland'ın diyor ama acaba Pont Erland bize dahil mi? Okay. Ufak bir drop verdik. Özetleme, kulemiz haydutlar tarafından ele geçirildi. Bölge üzerindeki kontrolümüzü kaybettik ve malzemelerimizi ormandan güvenlice taşıyamıyoruz. Okey. Ha. Bu Kont Erland'ın askerleri herhalde bunlar. Evet. As you wish. Tepedeki gözetleme kulesini ateşe ver. Sabotaj diyorsun. Hmm. Selamlar Hector Salamanca, teşekkür ederim. Hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Hüseyin Baba 9 kişiyle bize raid atmış. Çok teşekkürler Hüseyin Baba. Seni bu akşam yine çok güzel, neden olduğunu anlayamadım, bir şekilde bildirim gelmiyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Takip eden arkadaşlar, aramıza hoş geldiniz. Hoş geldin. Onur Alp, seni bu akşam çok güzel eğlendireceğiz. Razor Fire 13C. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hilal Vader selamlar, hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin, hoş geldin. Seni bu akşam çok güzel eğlendireceğiz. Çok güzel bir oyuna İlk bakış yapıyorduk biz de. All right. Güzel bir oyuna geldiniz. Çok teşekkürler Hüseyin Baba bu arada. Ne haber, nasılsın? Keyifler nasıl? Şöyle bir arayüze bakalım. Yangın mı var? Nerede? Ha. Lagertalar ne yapıyorsunuz? Döndürdüler. Benim Viking hanımefendilerim işlerini biliyorlar.
Çok teşekkür ederim Hüseyin Baba. Gözetleme kulesini ateşe ver. Gözetleme kulesi dediğin... Ha, bir saniye. Burası mı? Nasıl yani? Bir harita biraz kafayı yedi burada. Bunu kabul ediyorum. All right. Var burada ya. Niye böyle oluyor kamera? Haritanın limitlerine mi geldik? Herhalde öyle. Aynen burada dağ varmış o yüzden böyleymiş. Okay. On my way. Biz şu kartalı bir daha salalım. Bir bakınsın oraları. Büyük bütçeli değil ama Türkçe değil var. Enteresan Türk yapımcı falan mı acaba? Hayır değil. Yanlış hatırlamıyorsam... Yok. Hiçbir fikrim yok. Türk yapımcı olmadıklarını biliyorum bu arkadaşların. Ama şöyle söyleyeyim. Bu oyun çok güzel bir oyun. Yani çok ses getirmesi gereken bir oyun. İşte o oyun bu muydu acaba Şabiyon onu bilemedim. Bir tane daha oyun gösterdim ya sana. Acaba... Bakabilirsiniz arkadaşlar Steam üzerinden geliştirici kimmiş. Oradan emin oluruz. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Oyun 20 Mayıs'ta çıkacak. Şu anda satılık dahi değil. Fakat 20 Mayıs'ta çıkacak. 20 Mayıs'ta erken erişim olarak çıkacak. Onu da belirteyim. Fakat oyunun muhtemelen 16 dolar, 16.99 dolar şeklinde global fiyatının öyle... Okey. Bulduk bunların yerini. 16.99 dolar dediğine göre... Paranoid International. Paranoid miydi Yeni Zelanda olan? Olabilir. 16.99 ben 50-60 lira arası bir fiyat gelebilir diye düşünüyorum. Bölgesel fiyatlandırma yapacaklarını umuyorum. Çünkü Türkçe arayüz koymuşlar. Sadece Türkçe arayüz değil bu arada. Yani diyaloglar çıkıyor. Onlarda da gayet güzel Türkçe var. Ve işin daha da güzel olan kısmı Google Translate değil. Yani bazen öyle kötü oluyor ki Google Translate çeviriler. Hani... Keşke orijinal dilinde sadece oynasam diyorsunuz. Öyle bir oyun da değil. Dağıtımcının en pahalı oyunu 40 lira. Okey. Bu çok güzel bir ipucu bize. Dediğim gibi Steam'den dilerseniz istek listenizi alabilirsiniz. 20 Mayıs. 20 Mayıs'ta çıkacak. Biz şu anda erken erişim sağladık oyuna. Dün gecenin bir vakti oyun önüme düştü Keymailer'da. Ben de kodunu isteyelim dedim. Kodunu al, yani bir saat içerisinde kodunu yolladılar. Çok şaşırdım. Geldi hani bir gün içerisinde falan olur bu iş. Ben bu arada bu arkadaşları alıyorum buradan ve götürüyorum. Gelsinler şuraya. Gidelim bu arkadaşları buradan temizleyelim. Helal olsun kartalımız yine işini biliyor. Gitsin biraz daha keşif yapsın bize. Hop açtık. Şahane. Çok tatlı görselleri var oyunun. Optimizasyonu dediğim gibi. Çok güzel. Umarım çıktığında da aynı şekilde hiçbir şey bozmazlar. Ne güzel değil mi doğanın devri daimi? Burada bütün ağaçları yerle bir etmiştik. Mevsimler geçti, yeniden ağaçlar bitti. Yeniden ağaçlar çıktı. Yeri gibi değil ama bu. Sana gösterdiğim vardı ya. Viking City Builder. Evet. O oyun farklı bir oyun. Zaten bu oyun kategorik olarak direkt farklı. Oynanışı daha farklı. Şimdi... Ama o oyunla ilgili açıkçası çok soru işareti var kafamda. Yalan söylemeyeceğim. Yani çok pozitif bir şey beklemiyorum. Umarım beni yanıltırlar. Ya RTX isteyen bir gerçek zamanlı strateji oyununun ben optimizasyonuna şöyle bir şüpheyle bakarım. Çünkü geliştirici firması çok küçük bir firma. Yani çok bol keseden bir şeyler göstermişler. Umarım bunun gibi somut şeyler ortaya koyabilirler. Güzel güzel oyunlar çıksın. Biz de güzel güzel oyunlar oynayalım.
Önemli olan bu derken Uğurcan Korkmaz 5. ayını kutluyor. 5 ay boyunca abone oldu bu çocuk. Bağlılık yemini etti. Ben de buradayım. Good Boy annesindenim dedi. 5 ay dedi. 5 ay. Dile kolay. Önümüzdeki ay 6. ayıma gireceğim chat. 5 aydır bu çocuk burada. GG chat. İşte bu Good Boy annesi. Çok teşekkür ederim Uğurcan. Seninle yayın yapmak büyük bir keyif. Ne güzel. 6. ay rozetlerimiz de kapıda. Vallahi dile kolay. 6 ay rozeti gelecek yakında. Okey. Bir saniye. Şimdi buraya buradan su taşınabiliyor mu? Esas soru bu. Vallahi lagertalar gidiyor yine. Pes. Yine lagertalarımız, aslaoklarımız gidiyor. Okey. Selamlar, iyi yayınlar. Selamlar sana da Boyscape Mustafa'cığım, prodüktörümüz. Hoş geldin. Ne habersin? Nasılsın? Hazırsan gelmişken öyleyse arkadaşlar, çorba her cuma saat 21'de oyun dünyasında o hafta olanı biteni konuştuğumuz, her şeyin içinden geçtiğimiz, biraz üstünden değindiğimiz, haksızın karşısında mağdurun yanında olan program çorba. Dilerseniz ilk bölümü de YouTube'da gidip izleyebilirsiniz. Bu bölüm, bunu YouTube'dan izleyen arkadaşlar, videonun sonunda direkt linki var. Öneride çıkacak. Onu izleyebilirsiniz veya ben sabredemiyorum, şimdi izleyeceğim, dayanamıyorum diyorsanız buyurun izleyin. Kanalda yüklü zaten, karşınıza direkt o video çıkıyor. Çok güzel bir game oldu. Tavsiye ederim. Okey, ultileri kullanalım. Cool. Temizledik. Öyleyse loot'u alalım. İzci arkadaşlar da bu kuleyi kundaklıyorlar mı? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Siz de buraya gidin, loot yapın. İyi loot aldık. Ben deyim. Çok teşekkürler Mustafa'cığım. Eyvallah. Çok güzel bir oyun oynuyoruz. Onu birlikte keşfediyoruz burada yayında. Ben de çok mutlu oluyorum. Düşman gemisi yaklaştı. Ney? Okey. Okey. Olay başka boyuta çıktı. Burada 7 level kurtlar var. Nerede lan düşman gemisi? Ha, çıkartma attılar. Nereden? Buradan. 3 birlik böyle. 3 birlik böyle. 4, 6... Peki. As you wish. Böyle bir şey yapsak. Asker basabiliyor muyum? Manpower yok. Öyleyse ev yapabiliyor muyum? Evet. Çarpık yerleşme, marpık yerleşme, yapacak bir şey yok. Burada druid varsa bundan yararlanalım. Gerçi menziline girmiyoruz ama olsun. Gelecek hafta sınav haftam, ben kaçtım, iyi yayınlar. Tamamdır Kraken, görüşmek üzere. Zaten kaçırırsan da yayınları biliyorsun, YouTube'a gidiyor, oradan görüşürüz. Kendine iyi bak, çok memnun oldum bugün geldiğin için. Umarım sohbetimiz baki kalır. GG, görüşürüz. İyi geceler. Şimdi. Çıkartma yedik. Bu aşikar. Bu kurtlara çok ilişmeden, yem olmadan. Buralara gelsek, hatta şu buralara öyle gelemiyoruz. Bunu buraya getireceğiz. Birlikleri. Bunlar bana doğru mu geliyorlar acaba? Ben bunları saldırgana ayarlasam. Mesela. Bakalım ilk ciddi savaşımızı vereceğiz. Bu arada bana Kont Erland mı ihanet etmiş? Oha, bunu şimdi fark ettim. Okumadım ben. Kont Erland sana ihanet etti. Birlikleri yerleşimin yağmalamak ve halkını katletmek için yola çıktı. Çıkartma yiyorsun derken. Ulan Kont. Kill, kill.
Bunu sen istedin Kont. Şuradan bir bekleyin. Onları öyle yedirmeyedik iyiydi. Cut him down! Kill them all. Hadi hadi, okçularımız var bizim. Onlarda yok o. Peki bizim öteki birliklerimiz burada yamuluyorlar mı? Dur. Geri dön. Kaç. Peki o sırada. Burada. Toplayıcı loncası artık iş yapmayabilir. Bakalım başka vazgeçebileceğimiz ne var? Balıkçı kulübesi. 2 tane manpower ver bana. Evet. Bana baltacı lazım. Baltacı basın. Peki. Ben buradaki birliklerimi... Neredesiniz? Buradasınız. Buraya kaçırıyorum. Evet. Hadi kaçın. Öteki tarafta neler oluyor? Hadi alırsınız. Alırsınız. Aldık aldık. Bunu aldık. Yes. Şimdi gidiyoruz. Buraya saldırmalı mı? Ben şunları bir temizleyeyim de yoldan. Esas kıyamet burada kopacak. Bizim köyde kopacak. Bunlar bana... Ya yapma! Kaçın. Aynen. Hızlı koşuyorlar ya, ona bastık. Ulti attık. Ultiyi buna harcadık. Yapacak bir şey yok. Tam o sırada bunlar çıkar. Hadi. 10 askerle alırız. Hadi. Vallahi de çıktılar. Çok clutch. Şimdi buraya gelin. Saldırın. Neyiniz var neyiniz yok, saldırın. Güzel güzel güzel. İşgalciler geri püskürtüldü ama onları daha fazla tutmayacağız. Yelken açmalı ve güvenli bir yer bulmalıyız. Ne? Ha, şuraya git. Peki. Erland'ın adamları gelmeden yerleşimden kaç ekibini toparla ve ilerle. Allah Allah. Ben o kadar bina dikiyordum buraya. Neyse, hikaye modu bu. Yapacak bir şey yok. Buradan gideceğiz. Anladım abi, peki. Ekibimi direkt toplayıp buraya götürüyorum o zaman. Burada da loot varmış halbuki. Buraya nasıl çıkılıyor acaba? Kurtları geçerek. Şu an onu yapmayacağım. Kameram mı gitti? Evet. Öyleyse bakalım. Oyun iyiymiş. Oyun çok iyi. Evet. Çok hoşuma gitti. Özellikle sandbox'ını hayli merak ediyorum. Hikayenin ötesinde. Ama şu an tabii hikaye oynuyoruz. Tutorial mahiyetinde. Benim burada bir birliğim vardı yolladım. Bunlar değil. Burası da değil. Buradan yolladıklarım vardı mı oraya? Ha, bunlar doğru ya. Doğru doğru doğru. Okey. Evet. Shift yiyor bu arada arkadaşlar oyun. Shift'e basıp seçince hepsini birden seçtirtiyor. Bunu yapmayan oyunlar var biliyorsunuz, garip bir şekilde. Hala da 2021'de. Bunu yaptırtıyor. Güzel. Birlikleri toplayıp gideceğiz.
Peki birlikleri toplayıp giderken burada biraz doldursay mıydık ya birlikleri? Nasıl olsa buraları terk edeceğiz artık. Şu kuyucu falan cadı madı gerek yok bu işlere. Kuyu nerede? Bu değil miydi kuyu? Aynen. Sal bunu da. Bütün insan gücünü bana ver. Bunu sal. Oduncuyu sal. Neyimiz var neyimiz yok alalım. Bunu da sıfıra indirelim. Oo. Neden kullanamıyorum kaynakları? Aa. Okay. Birini topladık. Allah Allah. Bak mı acaba? Saldırgan vaziyette durduğu için miydi acaba? Bunlar zaten sıkıntı yaşamamışlar. Şurada bir birlik var. Tam kendine gelmemiş olan. Almost. Okay. Neyse. Düşman ordusu görünmedi. Hayır, ben gidiyorum. Hayır, öyle bir şey olmadı. Nerede göründü? Ben gidiyorum oğlum. Ne düşman ordusu? Öyle bir dünya yok. Yakıp kül ediyor bunlar. Dalın lan o zaman. 3 tane adamdan mı korkacağız? Hadi. Ha, 3 tane adam. Peki. Girdik artık savaşa. Yakmayın lan. O kadar diktik biz o binaları. Bak bir FPS drop oldu. Tiler işe yarıyor. Güzel. Şimdi gidiyoruz artık. Hadi pılı pırtı topla ve git. Hızlansın oyun. Hadi bakalım. So the story begins başarımını açtık. Daha hikaye yeni başlıyor. Peki. Görev tamamlandı. Ana menü. Ordunun hareket emirlerini sıraya koymak için shift tuşuna bas. Okay. Gel dediğimizde diriliş kısmı var bir de. Bir de diriliş kısmı oynanabiliyor. Düşüş kısmını bitirdik öyleyse. Güzel oldu. Bence oyunun gösterilebilecek tüm mekaniklerini gösterdik. Varsa teknoloji ağacını gösteremedik. Fakat onu da bir başlangıcına bakayım. Ama bunu muhtemelen bir başka yayında yani bir başka... videoda daha doğrusu inceleriz. Fırtına sırasında askerlerimiz dağıldı. Bu arada İbo'cum segmentler halinde not aldık değil mi? Onu söylemedim ama almışsındır diye düşünüyorum. Kalkan duvarı. Kalkanlı askerlerimiz var. Fırtına esnasında kaybolan savaşçıları bul, güvenli liman, bitkin savaşçılar için sığınak bul. I got it. Bir bölüme ayırdım evet. Şeyi yaptın mı peki? İşte şu mekaniği anlatıyorum şu dakikada, burada bunu anlatıyorum şeklinde. Fırtına esnasında kaybolan savaşçıları bul, bitkin savaşçılar için sığınak bul. Peki. Burada bir kere loot buldum. Ha bir tane burada grup buldum. Güzel. Hop. Yerleşim direkt. Our brothers and sisters are under attack. We need to protect the village from invaders. Okay. Buralar çevrilmemiş. Peki. Herhalde buraya kadar geleceğimizi pek tahmin etmiyordu oyun.
peki? Bunlar burada loot yapıyor. Bu ne? Kalkan duvarı. Kalkan duvarı menzilli hasar direncini arttırır. Ha, menzilli silahların silahlara karşı hasarları direnç gösteriyormuşuz. Tamamdır İbo'cum, okey. İyi yapmışsın. Teşekkürler. Van ordusu nerede gözüktü ya? Aa, burada. Biz böyle gidelim o zaman. Bu arkadaşları buraya nasıl çıkaracağız? Burada. Bunlar çabuk gelir mi acaba? Kalkan numaranın direncini artırır. Öfke, güçlü, hızlı savunmayı artırır falan filan. Burayı yaktırtmamam lazım benim ya. Kill them all! İzci mizci var burada, olmaz bunlarla. Oha, bu bayağı zor. Nasıl yapacağız bunu? Gözümüzün evin önünde yanıyor. Let none of them alive. Hadi koşun. Kill. Siz de saldırın. İzci GG. Attack. Burada kuyu muyu yok mu kardeş? Öldürdük adamları da. Yaktırmayacaktık herhalde evi. Savaşı kazandık ama bu toprakların kontrolünü yeniden kazanmak istiyorsak tanrıların gözüne girmek zorundayız. Ya da scripted'tı bu. Yani senaryoydu. Okey. Bu ne? Tapınak mı? Yalnızca kahin bize yol gösterebilir. Druid. Bunu herhalde ilk kısmında dikeceğimizi düşünmüyordu oyun. Peki ne yapacağım ben buraya? Biz su kuyusu açsak ne kadar sürede açılır ki o? Güzel soru. Benim bir de bir birlik daha bulmam lazım. O esnada. Bizim burada da askerlerimiz var. Buraya gelin. Yemin muhtemelen gözümden kaçırdım. Kahinin kulübesi burada. Almost. İçim gidiyor, içim, evim yanıyor. Şimdi buraya bir kişi versek. Bir kişi söndürebilir mi bu devasa yangını? Hadi dök bir kova, fış, dök, hadi. Giriyorsun ha içeri, ciddi ciddi, peki. Hadi söndürebil, olağanüstü bir şey olsun. Bu arkadaşları böyle bilinmez yollayacağız. Kahin kulübesi orada. Diğerleri ne yaptı? Ben bunları nereye yolladım? Buradalar. Vallahi de söndürdü, billahi de söndürdü. GG. Yaptılar, yaptılar. Ben beklemiyordum bu kadarını. Helal. Peki. Buraya bir ev. Bunun için ne lazım? Oduncu kulübesi mi lazım? Balıkçı kulübesi diyor. Oduncu kulübesi lazım ama öncelikle. Çünkü odun modun yok bizde.
Gidin bakalım şuraya. Buraya çıkabiliyorsak bir loot'unuzu alırım. Bunlara dalalım. Burada da mı kombat var? Yok. Burada görev var. Soru işareti. Kahinin kulübesi size küçük bir fiyat karşılığında büyük bir gücün olduğu bir yerden bahsedebilirim. İyi bir hikaye karşılığında biraz mal ve içki takas edebiliriz diyor. Ne kadardan bahsediyoruz? 25 et. Ha, 25 gıda, 93 var bizde. Olur. Okey. Ölümlü insanlar görmesin diye gizlenmiş özel bir gücün olduğu bir yer var. Çok güzel de hikaye. En iyi savaşçılarını topla ve yol boyunca düşmanlarla yüzleş. Okay. As you wish. Bunlar bununla uğraşırken. Bu arkadaşlar burayı yağmaladı. Şurayı da yağmalayalım. Düşman ordusu nerede gözüktü acaba? Burada. Siz saldırıyor musunuz? Kurtmuş bunlar. Ulti. Öldürdük zaten. Diğer savaşçıları da bir yerde bulmamız lazım. Daha kumsala yakın gitmem lazım herhalde, değil mi onun için? Oraya çıkamıyoruz. Burada çalışan yok. İki kişiyi buraya göreve versek. Bir tane ev diksek buraya. Bence olur. Bunlar buradan loot'u almışlar. O da güzel. Ben müsaade isim yavaştan yarın için konu hazırlamam gerek. Gece DC'ye gelirim. Yayınlar müsaade olursanız seviliyorsun. Tabii ki hocam, her zaman müsaitiz, ne demek. Çok teşekkürler bu kadar saate eşlik ettiğin için. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal. GG. On my way. Buraya insek. Buradan gitsek. Okay. Güzel açtık haritayı. Oh, hayır. Bunlar... Hepsi mi bunların okçu? Alırız ya. Bizde kalkanlı var. Ha, öyle durmayın ama, hayır. Öyle durduğunu bilmiyordum ben bunların. Öyle duracağını düşünmemiştim. Hadi. Alırız dedim ama. Mağlubiyet mi? Game over gördük. Yükle. Geri. Ana menü. Silah ustası savaş birliklerinin istatistiklerini yükseltmene izin verir. Okey. Öyleyse chat. Game over görmezsek olmazdı zaten. Sevgili YouTube'dan izleyen değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun bu. Ben bunun ikinci kısmını da yapacağım, oynayacağım ama bunu muhtemelen bu hafta içi başka bir günde oynarım. Hatta oyunun çıktığı gün oynarım diye düşünüyorum. Oyun 20 Mayıs'ta çıkacak dediğim gibi. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten oyunun neye benzediğine dair detaylı bir fikir edinmişsinizdir diye umuyorum. Eğer beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın.
Altına yorum yazabilirsiniz. Oyunla ilgili görüşleriniz benim için değerli. Discord'a gelin. Discord'da aramıza katılın. Good Boy Hanesi'ne katılın. Yayınlara gelin. Her zaman söylediğim gibi yayınlar çok daha farklı, çok daha güzel. Oradaki etki, buradaki etkileşimin tadı maalesef YouTube'da aynısı olmuyor. O yüzden. Öyleyse bir başka ilk bakışta veya içerikte görüşmek üzere, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. GG.